Herkese merhaba. Ben Doktor Mustafa Kalkan. Yeni bir video ile sizlerle birlikteyim. Bugün sizlere hafızayı güçlendirmede etkili önemli vitamin, mineral ve mikro besinlerden bahsetmek istiyorum. Gerçekten hem okul dönemi çocuklarda hem ileri yaşta Alzheimer ve demans riskinin kendini göstermeye başladığı ileri yaşta da en önemli problemlerden bir tanesi hafıza üzerindeki sıkıntılar. Bu anlamda biz şimdiye kadar özellikle ileri yaştaki Alzheimer, demans Geri döndürülemez bir tablo olduğunu hep duyduk, işittik. Ancak artık günümüzde bazı özel moleküllerle birlikte bu ilerleyiş yavaşlatılabiliyor ve çok da güzel bu anlamlı sonuçlar alabiliyoruz. Gelin bugün hep birlikte biraz hafızadan konuşalım. hafıza ve öğrenme oldukça kompleks süreçler. Burada görev alan önemli nörotransmitterler yani asetilkolin gibi beyinde iki nöron arasındaki nörotransmitterler de söz konusu. Bu bilgiyi ileten nöronlar ve nöronların üzerindeki miyelin kılıflar da söz konusu. Dolayısıyla hafıza, öğrenme ve beyin fonksiyonlarının birkaç farklı bileşeni var. Bu anlamda işte bu saydığım mekanizmalar üzerinde gerek Yalin kılıf, gerek nöron fonksiyonları, gerekse vücutta asetilkolinin miktarını artıran bazı doğal desteklerle birlikte bu hafıza, öğrenme ve beyinle ilgili süreçlerde biz fayda görebiliyoruz. Bunların en başında ise magnezyum geliyor. Şimdiye kadar gerek önceden paylaştığım magnezyum videolarında, gerekse kitabımda detaylı bir şekilde anlattığım üzere magnezyum vücudumuzdaki en önemli mineral. 800'den fazla enzimin yapısına katılmakta. Kemik sağlığı kas fonksiyonlarına kadar, insülin direncinden enerjiye kadar vücudumuzda birçok yerde görevli bir mineral. Magnezyumdan biz beyinde de oldukça fazla fayda görmekteyiz. Özellikle iyi uyumamızı sağlayan, beyine geçebilen magnezyum formlarıyla şimdiye kadar işte migrende, anksiyetede, de, uyku problemlerinde fayda görebiliyorduk. Ancak magnezyum videomu da izlediyseniz en önemli nokta biliyorsunuz magnezyumun formları. Yani biz kas üzerinde fayda görmek istiyorsak, kasa ulaşabilen bir magnezyum vektörü kullanmamız gerekiyorken beyinde fayda görmeyi istiyorsak beyine ulaşabilen bir magnezyum vektörü kullanmamız gerekiyor. Yani siz magnezyumu beyine geçiremedikten sonra hafıza, öğrenme gibi parametrelerde de anlamlı bir şekilde fayda görmeyi beklemeniz çok mantıklı olmayacaktır. İşte bu noktada özellikle öğrenme, hafıza ve bilişsel fonksiyonlar üzerinde etkinliği birçok klinik çalışmada kanıtlanmış bir magnezyum formu, bir magnezyum magnezyum çeşidi var. Uzun yıllardır ülkemizde bulunmuyordu. Ancak son zamanlarda artık ülkemizde de ulaşılabilir hale geldi. Magnezyum L-treonat formu özellikle magtein olarak patentlenmiş Amerika'da MIT'de Amerika'nın en önemli üniversitelerinden bir tanesi olan MIT'de bilim insanlarının keşfettiği bir magnezyum formu olan magnezyum treonat magtein markasıyla patentlenmiş ve koruma altına alınmış bir magnezyum çeşidi. Ülkemizde de magnezyum treonat formu içeren bir magnezyum kullanmak istiyorsanız içeriğindeki magnezyum treonatın magtein olup olmadığını kesinlikle Sorgulamanız gerekiyor. Ne yapıyor magnezyum treonat? Yapılan çalışmalar bize ne gösteriyor? Özellikle 70 kilo bir insanda 1500 miligram magnezyum treonat olmak üzere, yani 100 miligram elementel magnezyum gelen, 1500 miligram magnezyum treonatı 6 hafta ve 12 hafta kullandığınızda, 6. haftadan itibaren kognitif fonksiyonlarda, yani hafıza, öğrenme ve bilissel fonksiyonlarda anlamlı bir şekilde etkili etki sağladığı yapılan çalışmalarda kanıtlanmış. 12 hafta boyunca kullandığınızda da beyni 9 yaş gençleştirdiği yapılan çalışmalarda gösterilmiş. Ne demek 9 yaş gençleşme? Örneğin 12 hafta önce bu magnezyum eltronat kullanmadan önce yapılan bir testte 20 tane kelime söylendiğinde bunu kullanan vatandaş 3-4 tane kelime hatırlayabiliyorken 12 haftalık kullanımdan sonra 20 kelimenin 10-12 tanesini hatırlayabilir hale geliyor. Yani bu skorlama sistemi üzerinden kendinden 9 yaş genç insanların hatırlama kapasitesine ulaştığı yapılan çalışmalarda kanıtlanmış. İşte magnezyum vücudumuzdaki en önemli minerallerden bir tanesi ama magnezyumu beyne ulaştırabilirseniz ve magnezyum eltronat gibi patentli bir magnezyum formu kullanırsanız hafıza üzerinde de oldukça fazla fayda görmekteyiz. Gerek çocukluk döneminde gerek ileri yaşlarda hem kognitif fonksiyonları güçlendirme ve korunma amacıyla hem de eğer bir demans tablosu ortaya çıktıysa da hastalığın ilerlemesini yavaşlatma ve geriye döndürme anlamında da hayatımıza magnezyum l dahil edebiliriz. Dediğim gibi tekrar altını çizmekte fayda var. Magnezyum l kullanırken bir, maktein olup olmadığını lütfen dikkat edin. İki, klinik çalışmalardaki dozu içerip içermediğini lütfen kontrol edin. 70 kilogram bir vatandaş 1500 mg magnezyum el-tronat içeren bir preparat kullanması gerekiyor. 100 kg olan bir vatandaşta 2 gram magnezyum el-tronat içeren bir preparat kullanması gerekiyor. Bu iki hususa dikkat etmeniz beklediğiniz faydayı görme anlamında çok önemli bir parametre. Magnezyum el-tronat tabii ki sadece hafıza üzerinde etkili değil. Yapılan çalışmalarda korku, stres, anksiyete, uyku parametreleri üzerinde yine dikkat eksik hiperaktifite bozukluğu ve Parkinson gibi bazı tablolarda da anlamlı bir şekilde fayda sağladığı gösterilmiş. Bu anlamda magnezyum eltronatı hayatınıza dahil ederseniz bu saydığım faydalardan siz de faydalanmış olursunuz. Hafıza üzerinde etkili ikinci desteğimiz ise sitikolin. Biraz önce de anlattığım gibi öğrenme fonksiyonunu sağlayan nörotransmitterimiz yani iki nöron arasındaki molekülümüz asetilkolin. Vücutta asetilkolin üretilmesini sağlayan temel molekülde Sitikolin bu anlamda sitikolin takviyeleri özellikle okul dönemi çocuklarda ve yine ileri yaştaki insanlarda da asetilkolin üretimini teşvik ederek hafıza üzerinde oldukça fazla fayda gördüğümüz takviyelerden bir tanesi. Yine asetilkolin demişken vücuda özellikle kolin sentezlenmesini sağlayan bir diğer molekül de fosfotidil kolin. Fosfotidil kolin ve yanında fosfotidil serin de hem miyelin kılıf fonksiyonları için yani nöronların etrafını saran duvarı ve mesajların daha hızlı beyinde iletilmesini sağlayan mielin kılıfın fonksiyonlarının doğru olabilmesi için fosfoetil kolin ve fosfotil serin çok önemli. Yine kullandığınız takviyede fosfoetil serin ve fosfotil kolin içeriyor olması da hafıza, öğrenme ve bilişsel fonksiyonlar anlamında bize ekstra fayda sağlayacaktır. Hafıza üzerinde etkili bitkisel desteklerden bir tanesi de ginko. Ginko biloba bitkisi yıldır zaten geleneksel tıpta da beyin fonksiyonları için ve kardiyovasküler sistem için kullanılan bir bitkisel ekstre. Ginkgo biloba ekstresinin vücutta temel yaptığı etki nitrik oksit sentezlenmesini sağlayarak vücutta kanlanmayı artırır. Bu sayede hem kardiyovasküler sistem üzerinde de faydalıdır. Yani hipertansiyon, kalp damar fonksiyonları üzerinde de fayda sağladığı gibi aynı zamanda beynin kanlanmasını artırarak beynin beslenmesini destekler ve hafıza, odaklanma, dikkat gibi beyin fonksiyonlarında bize ekstra fayda sağlamaktadır. Ancak ginkgo biloba takviyesi kullanırken çok dikkatli olmakta fayda var. Çünkü ginkgo biloba ekstresinin içerisinde asıl etkiyi yapan maddeler ginkolit A, ginkolit B ve bilobolit gibi bazı önemli polifenoller, bazı önemli moleküllerdir. Ancak ülkemizde yapılan bir çalışmada 15 tane ginkgo biloba ekstresi içerdiği iddia edilen takviye incelenmiş ve ondan fazlasında içerisinde herhangi bir ginkozit dediğimiz işte bu ginkolit A, ginkolit B ve globalit içermediği gösterilmiş. Dolayısıyla bu bitkisel ekstralerde standarizasyon ve yüksek kalite olması ayrıca önem arz ediyor. Bu anlamda lipozomal özellikle bir ginko kullanmak, fosfatil serine zenginleştirilmiş bir ginko takviyesi kullanmak ve içerisindeki ginkozit oranı yüksek bir ginko takviyesi kullanmak elde edilen faydayı artıracaktır. Bu nedenle ginko takviyesi kullanırken de bu özelliklere sahip olup olmadığına da dikkat etmenizde fayda var. Tabi hafıza ve bellek deyince iki önemli vitaminimiz daha bulunuyor. Bunlar da B12 ve B9 vitamini yani folik asit. Toplumda özellikle eksikliği oldukça yaygın gözlenen bir vitamin olan B12 vitamini ve folik asit beyin fonksiyonları için oldukça önemli. Eksikliğinde de zaten unutkanlık, hafıza problemleri olarak çoğu zaman karşımıza çıkmakta. B12'nin normal seviyesi vücutta her ne kadar 200 ile 1000 arasında olsa da bir 500 ve üzerinde kan düzeyimizi tutmaya hedefliyoruz ve B12 deponuz eğer boşsa metil metilkobalamin, adenozirkobalamin veya hidroksikobalamin formunda bir B12 takviyesi kullanarak kolaylıkla B12 depolarınızı doldurabilirsiniz. Folik asit de yine 20'ye kadar vücutta normal seviyesi olsa da toplumumuzun önemli bir kısmında 4-5 civarında folik asit seviyeleri bulunuyor. Bunu da özellikle 15 ve üzerine çıkarmak hafıza fonksiyonları için oldukça önemli. Folik asit kullanırken de metil folat formunda bir takviye kullanmak elde edilen faydayı artıracaktır. Hem B12 hem folik asit kullanırken ağızda eriyen ve dil altından emilen bir preparat kullanmanızı ekstra tavsiye ederim. Çünkü bu sayede emilim daha fazla olacaktır ve boşalan depolarınız daha hızlı bir şekilde dolmuş olacaktır. Hafıza deyince akla gelen bir diğer molekül ise özellikle bir omega 3 çeşidi olan DHA'dır. DHA özellikle beyin ve göz fonksiyonları üzerinde etkili bir omega 3 çeşididir. Kullandığımız balık yağlarında EPA ve DHA düzeyleri değişmekle birlikte DHA oranı yüksek bir omega 3 tercih etmeniz beyin üzerinde fayda görmeyi bekliyorsanız önemlidir. Bu anlamda da özellikle çocukluk döneminde de okul döneminde de DHA oranı yüksek bir takviye kullanmanız elde edilen faydayı daha da artıracaktır ve beyin üzerinde etkili bir diğer molekül ise L karnitin. L karnitin nedir? L karnitin vücutta yağ dokunun yakılarak yağ dokunun enerji üretiminde kullanılmasını sağlayan bir moleküldür. Yağlar yakıldığında vücutta daha fazla enerji açığa çıkarırlar ve beyin de en çok enerji ihtiyacı olan doku organımız olduğu için beynin enerji metabolizmasının desteklenmesinde karnitin oldukça önemlidir. Özellikle okul dönemi çocuklarda beyin sağlığını desteklemek amacıyla el karnitin içeren bir preparat kullanmak elde edilen faydayı daha fazla artıracaktır. Hafıza, bellek ve bilişsel fonksiyonlar üzerinde etkili mikro besinler moleküllere değindiğimiz bu videonun da sonuna geldik. Kafanıza takılan soruları Instagram DR. Mustafa Kalkan sayfasından bana iletebilir. Ayrıca Akılcı ve Bilimsel Takviye Rehberi isimli kitabımı tüm DNR, Penguin Kitabevi gibi fizik kitab evlerinden ve Yol hepsi burada Amazon gibi online platformlardan temin edebilirsiniz. Spotify, Apple Podcast ve Google Podcast platformlarında Doktor Mustafa Kalkan ile Sağlık Notları isimli podcast serisine takip edebilir. Bu bilgileri sesli formatta araç kullanırken, spor yaparken veya diğer işlerinizi yaparken de kolaylıkla dinleyebilirsiniz. Videomu buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olur ve bildirimleri açarsanız gelecek videolardan ilk siz haberdar olmuş olursunuz. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.